Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. El-Müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların selamette olduğu kimsedir. Efendim toplumun huzurunu oluşturan ve toplumu ayakta tutan tüm kurumların içinde esas dayanak noktası güvendir. Dolayısıyla toplum insanların birbirine olan güveniyle ayakta olur. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oluşturduğu toplum, Müslüman toplumu bu güven üzerine inşa edilmişti. Peki bu toplumun özellikleri nelerdi? Bugün biz fert olarak böyle bir toplum oluşturmak için ne gibi gayretler göstermeliyiz? İşte bu ve benzeri soruların cevabı bugünkü kürsü programında. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim çok kıymetli bir hocamızla her hafta olduğu gibi bu haftada Doktor Masum Vanlıoğlu hocamla birlikteyiz. Muhterem hocam, hoş geldiniz evinize. Hoş sefalar bulduk. Getirdiniz. Nasılsınız? Elhamdülillah, teşekkür ederiz. Evine gelen nasıl huzurluysa biz de aynı şekilde huzurluyuz. Elhamdülillah hocam, Rabbim daha da iyiyiz. Amin inşallah. Kıymetli hocam, şimdi baktığımız zaman Efendimiz dönemine bir toplum var, cahiliye toplumu. O toplumun özellikleri, yani en vahşet toplum nasıl olursa öyle bir toplum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da o toplumu bir ihya ediş serüveni var, süreci var. İslam'ın istediği bir insan, Müslüman şahsiyeti, karakteri var ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evvela böyle bir şahsiyeti oluşturuyor. Sonrasında Müslüman bir toplum var oluyor. Peki Efendimizin oluşturduğu bu toplum nasıldı hocam? Tabii kainatın efendisi Aleyhisselatü Vesselam bir toplumda yetişiyor. Yetişmiş olduğu toplum yine o dönemin insanların kendi ifadesiyle cahiliye toplumu olarak anlatılıyor. Burada şunu unutmamak lazım. Arap Yarımadası'nda yaşayan ve cahiliye toplumu olarak nitelenen bu toplumun dışında da dünyada yaşayan insanlar var. Onlar çok daha iyi değiller yani. Biz şimdi sadece neye bakıyoruz? Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce ve peygamber olduktan sonra o toplum içinde mücadele verirken nelerle karşılaştığına bakıyoruz. Ve diyoruz evet. Ki, affedersiniz, diyoruz ki bu toplum gerçekten İslam'ı bildiğimiz için, İslam'la şereflendiğimiz için cahiliye toplumu. Bilgisi eksik olduğundan, yazı yazmayı bilmediğinden değil, yaşantısıyla, davranışıyla, insan ahlakına, İslam değil sadece, insan ahlakına uymayan tavırlar sergiledikleri için cahiliye toplumu diyoruz. Nereden bu hükme varıyoruz? Ta sahabe-i kiram efendilerimiz döneminden beri gelen bilgi değerlendirmesiyle söylüyoruz. Halbuki evet. Aynı dönemde doğuda ve batıda, ister Mısır olsun, ister kıtaların ötesi olsun, ister modern, bugün modern görünen Avrupa olsun veya Çin olsun, her ne olursa olsun, bu bölgelerde de bizim anladığımız manada cahiliye var. Belli bir noktada sadece İsa Aleyhisselam'a inanan İseviler var. Belli bir noktada Museviler var. Onlar da ellerindeki kitapları belli ölçülerde tahrif etmişler. Ellerindeki kitaplar geldiği hüviyette değil. Ne İncil, İsa Aleyhisselam'ın getirdiği İncil, ne Tevrat, Musa Aleyhisselam'ın getirdiği Tevrat. Çünkü bütün insanların ilk bakışta okuduklarında görecek oldukları nedir? Bu Allah kelamı olmaz diyecekleri pek çok bölüm görecekler. Evet. Dolayısıyla bütün dünya İslam'ı bekliyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olarak gönderilmesini ve insanlığın içinde bulunduğu bütün sapkınlıkların, yanlışlıkların doğru tabirle cehaletin ortadan kaldırılmasını bekliyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çocukluğundan itibaren peygamberliğine kadar geçen sürede o yaşamış olduğu toplum içinde son derece asil davranışlarıyla örnek,
hiçbir surette bugün bizim insani değer olarak kabul ettiğimiz değerleri asla çiğnemeden bir gençlik geçiriyor. Şimdi peygamberlik göreviyle Allah Celle Celaluhu kendisini şereflendirdiği andan itibaren zaten çevresinde ona güvenen, ona itimat eden, onu gerçekten seven bir kitle var. Hem de nasıl bir kitle? Peygamber olduğunu ifade ettikten sonra kıskançlığından, öfkesinden, hasedinden ona tepki ile yaklaşanlar da aslında onu seviyorlar. Şimdi böyle bir ölçü olunca biz şunu görüyoruz. İnsanoğlu sadece İslam'la şereflendikten sonra bir güven toplumu aramıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce de güvenilen bir insan. Çünkü bütün toplumlar önceledikleri şey, bütün insanların karşılıklı birbirinden bekledikleri şey güven ve itimattır. Hatta Aleyhisselatü bütün, Vesselam'ın sıfatı ne? Muhammedül Emin. Muhammedül Emin. Yani o toplum içinde en güvenilen Muhammed, öyle bir Muhammed ki en güvenilen kişi. Şimdi en güvenilen kişi, insanlar en güvenilen kişi olarak onu vasıfladığı an ki Allah Celle Celaluhu kademe kademe kulunu peygamberliğe hazırlamış. Mevla Teala o topluma buyuruyor ki tabiri caizse en güvendiğiniz kişi altınlarınızı, kıymetli eşyalarınızı veya diğer neyse her şeyinizi itimat ederek teslim ettiğiniz, tabiri caizse kaybolmayacağını düşünerek bir hazineyi saklayacak şekilde kendisine verdiğiniz kişiyi şimdi size peygamber olarak gönderdi. Siz buna güveniyordunuz. Bu güzel insana diyordunuz ki al benimkiler sende emanet kalsın. Ben yola gidiyorum. Bir ay sonra döneceğim. Döndüğümde alırım. Ve Aleyhissalatü Vesselam da onu alıyordu, muhafaza ediyordu. Kimse de gelip onun evinde hırsızlık mırsızlık yapmaya çalışmıyordu. Veya ondaki emanetleri gasp ederek almaya çalışmıyordu. Şimdi ben hep bu tarafa takılıyorum. Toplum güvenilen bir kişi ile yaşamayı seviyor. O güvenilen şahsiyetle dost olmayı seviyor. Ama hani insanlar birbirlerini buluyorlar. Güzel insanlar birbirini buluyor. Bakıyoruz ki Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh çok erken dönemde dost olmuş. Evet. Hazreti Ali Efendimiz o evde terbiye görmüş. Hazreti Osman Efendimiz o evin damadı olmuş. Yani herkesin o eve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir yakınlığı oluyor. Neden bu? O onlara bir tek ticaret yaparak birlikte para kazandıkları kişi Hazreti Hatice Anneciğimiz. Radıyallahu anha. Hatice Anneciğimizin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ticaret yapmasının temeli yine güvene dayalı. Ebu Talip amcası geliyor, yeğeninin ticaret yapabileceğini, ona da sermaye verirse ikisinin aynı ticaretten kar elde edeceklerini ve paylaşabileceklerini ifade ediyor. Hatice Anneciğimiz de Aleyhisselatü Vesselam'ı zaten biliyor. Hiç düşünmeden bir ticaret kervanına ne kadarsa artık ölçüleri belirliyorlar ve ortaklık yapıyorlar. Şimdi buradaki ortaklıkta beni asıl düşündüren taraf şu. Kölesi Meysere'ye diyor ki Hatice Anneciğimiz, sen bu kervanla ticarete gideceksin. Muhammed'in ne yaptığını takip edeceksin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gidiyor. O da tabii ilk bakışta efendisi olan hanımefendinin emrini yerine getirmek üzere. Nerede yiyorlarsa ona bakıyor. Nasıl yiyor? Ne kadar alıyor? Ne kadar satıyor? Nerede yatıyor? Kimlerle görüşüyor filan? Ticaret vazifesi tamamlanıyor. Mallar satılıyor ve dönüyorlar geriye. Hatice Anneciğimizin soruları manidardır. Ne yaptı? Şimdi ilk planda meselenin aklına ne geliyor? Yani ne kazandı, kimlerle ticaret yaptı? Evet. Geliyor, anlatıyor işte şu oldu, şu oldu, şu oldu. Başka ne oldu diye soruyor. O dönemdeki dünya herhangi bir yere ticarete gittiğinde
ahlak dışı davranışlar, işret alemleri, olumsuz yerlerde gecelemeler gibi işler yapıyor. Hani bir zamanlar bazı insanları topluyordu. Ticaret yapmaya gidiyoruz diye farklı ülkelere gidiyorlardı. Bilmiyorum şimdi kaldı mı, inşallah yoktur. Gittikleri i̇nşallah. Ülkelerde ticaret yaparken aynı zamanda da ahlak dışı davranışlara ve fuhşa gidiyorlardı. Veya kumara gidiyorlardı. Bazıları da bunu müdafaa ediyor işte. Kumar şöyleymiş, bilmem şu böyleymiş filan. Allah'ın haram kıldığı şeyleri. O dönemde de aynı şeyler var. İnsanoğlu böyle bir varlık. O anlatıyor. İşte şunları şunları yaptık, şu parayı kazandık. Hayır diyor. Gittiğiniz, konakladığınız yerlerde işte ahlak dışı davranış, şu tür işler var mı? Yok diyor, onlardan hiçbir tanesi yok. O işini bitirir, ticaretine bakar, ondan sonra istirahatine çekilir. Şu olmaz, bu olmaz. Şimdi dönüyorlar geriye, geliyorlar Hatice annemizle birlikte. Netice böyle bir kazanç olunca Hatice anneciğimizin asıl meselesine, bu kişi buradayken güvenilirdi, uzaktayken de güvenilir. Öyleyse ben buna talip olacağım diyor. Ve Hatice anneciğimiz talip oluyor. Aleyhissalatü vesselam akabindeki süreçte hani evlilik işlemi başlıyor. Şimdi meseleye baktığımız zaman insanoğlu ticaret yaparken güveneceği insanı arıyor. Evlenirken güveneceği insanı arıyor. Dertleşirken güveneceği insanı arıyor. Şimdi hekimler insanları dinledikleri zaman ne diyor? Ya doktordur, hekimdir, ondan söz çıkmaz. Niye? Hipokrat yemini yaptı. Ne zoru var bir Müslümanın Hipokrat yeminine ki? Bir Müslüman Allah'a verdiği sözü yerine getirsin. Allah'a verdiği sözü yerine getirmek, karşıki tarafına bu konu kapandı demişse, o onunla birlikte kabre gitmesi lazım. Her işte itimat. Bu vasıfları taşıdığı için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Mekke döneminde daha peygamber olarak görevlendirilmeden önce itimat konusunda tartışılmayacak kadar mükemmel insan. Benim meselem şurada. Bazı arkadaşlar peygamberlik sonrası dönemi konuştuğumuz zaman ya o peygamber olduğu için böyle. E tamam, Aleyhisselatü Vesselam peygamber. Allah Celle Celaluhu onu muhafaza etti. E Hazreti Ebu Bekir peygamber değil. Hazreti Osman Efendimiz de değil. Hazreti Ali Efendimiz de çocuk. Yani küçük. O çocukluk haliyle giderek bütün çocukların taptığı putlara gidip o da tapabilir. İnsanın yakın çevresi, bir de fıtratı bu işte önemli. Buradaki mesele bizim o cahiliye kavramını iyi anlamamızla alakalı. Yani cahiliye denildiği zaman, efendim işte bunlar şöyle, böyle değil. Bütün dünya cahil o dönemde. Yani Sodom ve Gomorra denilen o fuhşun zirvesinin olduğu, ahlaksızlığın zirvesinin olduğu taşlaşan insanların sergilendiği müzeler var İtalya'da. Gidip görsün insanlar. Taşlaşan insanlar. Her türlü ahlak dışı davranış yapıyor. Bizans var hocam. Aynı şekilde. Bizans sonraki bir süreç ona göre. Şimdi buradaki mesele herkes cahil, bütün dünyayı cehaletten kurtarmak üzere Allah Celle Celaluhu peygamberler gönderiyor. İmam Maturidi'nin çok güzel bir ifadesi vardır Tevilat'ta. Yani illa peygamber gelmeli midir? Geçen gün bir meclisteydik. Orada bir hocamız onu ifade etti tekrardan. Mevla Teala buyuruyor ki وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz peygamber yani Resul göndermedikçe hiçbir topluma azap etmeyiz. İmam Maturidi Hazretleri oradaki Resul, elçi ifadesini peygamberlere öncelikle ait kabul ediyor. Eğer peygamber gelmemişse kulun aklı ile Allah'ın varlığını ve birliğini bulması gerektiğini söylüyor. Orada aklı Resul yerine koyuyor. Bu İmam Maturidi, ben değilim. Allah'ım. Mezhep imamımız. Diyor ki aklıyla Allah'ın varlığını ve birliğini bulacak. Bu da ne demek? İnsanoğlu aklıyla Allah'ın varlığını ve birliğini bulacak ise
o hangisinin kötü, hangisinin iyi olduğunu da ayırt edecek kadar yerindedir. İnsan öldürmek kötü müdür? Elbette kötüdür. Akıl bunu bulmalı. Fuhuş yapmak veya yaptırmak kötü müdür? Akıl bunu bulmalıdır. Kumar oynayarak insanların elindekilerini çalmak, akıl bunu bulmalıdır. Bunları akıl zaten bulacak bir yere. Neyi bulamayabilir akıl? Namazın kaç vakit olduğunu bulamaz. Böyle bir konuyu bulamaz. Zekatla ilgili kısmı bulamaz. Mesele şurada. İnsan iyiyi ve kötüyü fıtratıyla, Allah Celle Celaluhu bu fıtratın içine güzelliği de serpiştirmiş. Yanlış yapacak şeyi de serpiştirmiş. İyi yönlerini ortaya koydukça insan zaten toplumda belli bir yere geliyor. Ama İslam ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bu hadise kökünden ortadan kalkıyor. İşte peygamberlerin varlığı bu manada bizim için muhteşem bir nimet. İmam Rabbani Hazretleri öyle der. Evet, akıl böyledir. Maturidi geleneğinde böyledir ama peygamberleri Allah Celle Celaluhu bize rahmet olarak göndermiştir. Yorulmadan buluyoruz. Sıkıntı yok. Hocam bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da tebliğe ilk başladığı zamanlarda o Mekkeli müşriklere karşı Safa Tepesi'ne çıkıp da ilk tebliğ cümlelerini söylediğinde o kurduğu cümleler de bizim için bir ders niteliğinde. Çünkü orada da güvene atıf yaparak Allah Resulü bunu söylüyor. Diyor ki yani şu dağın arkasında bir ordu geldiğini, düşman geldiğini söylesem bana inanır mısınız diye adeta bir güven tazeletiyor evvela oradaki kişilere. Onlar diyorlar ki sen Muhammed'e eminsin, güvenilirsin. Sonra diyor ki Allah birdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çok ilginç orada mesela. Evet. Orada bir cümle daha var. İnner raide la yekzibu ehlehu diye başlıyor. Bir yönetici, bir komutan, bir ev lideri, ev reisi, bir büyük bakımını üstlendiği insanlara asla yalan söylemez diyor. Çok ilginç bir cümle. Ben Mekke'de hacılara fırsat oldukça ilk hutbeyi okumaya çalışırım. Hacı dostlarımıza, hepsine selam olsun. Hiçbir surette diyor, bir komutan, bir yönetici, bir ev büyüğü kendi himayesi altında olanlara yalan söylemez. Şimdi sözün başlangıcı yalan söylememekle. Peki o zaman yalan neyi götürüyor? İtimadı götürüyor. Sizin ifade ettiğiniz o cümleler yine aynı şekilde itimadı götürüyor. Yani bütün insani ilişkiler itimada dayalı. Bütün insani ilişkiler. Daha ötesi yok ki yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da işte inşa ettiği toplum hocam tamamen buna yönelik bir toplum. Baktığımızda bir Mekke dönemi var. Bakıyoruz ki o Mekke döneminde orada hep imani konularla alakalı ayetler var. Yani bir iman oturtuluyor evvela gönlüne hocam, ashabın gönlüne. Ki bu da nedir? Allah'a olan güveni sağlar. Allah'a ve kişinin kendine olan güvenini sağlar. İman dediğimiz hususta. Yani yine bir güven oluşturmaya yönelik. Orada evvela senin asıl güveninin kimde olduğunu bir hatırlatma var. Ondan sonra kendine bir güven var. Sonrasına baktığımızda işte ahlaki konularla, ameli, ibadet konularıyla yahut sosyal hayatla alakalı konuları görüyoruz biz Medine döneminde daha çoğunlukta. Şimdi buradan yola çıkacak olursak da hocam mesela o güvenin başını biz iman olarak ele alsak yani imanla başlıyor o güven ve sonrasında işte ifade buyurduğunuz gibi insan akılla hani iyiyi kötüyü ayırt etmek durumundadır, inanmak durumundadır. Ondan sonraki kişilerle olan irtibatı da Allah'a olan güveni ne kadar sağlamsa, ne kadar güçlüyse insanlar arasındaki olan güven de bunu etkiliyor mu? Tabii şimdi burada şöyle bir şey var. Allah Celle Celaluhu bizim göremediğimiz ama varlığını bildiğimiz, varlığını öğrendiğimiz, hissettiğimiz bir varlık. Yani Allah sözcüğünü, kelimesinin altını doldururken biz bunlarla dolduruyoruz. Her an bir üstün güce, yani gücü olan bir güce ihtiyacımız var.
ve teslimiyetimizi bu şekilde gösteriyoruz. Bir üst güç bu, bizim fıtratımızda var. İnanma ihtiyacı fıtratımızda var. İnanma ihtiyacımız fıtratımızda bizi bir yerlere yönlendiriyor. Diyor ki öyle bir varlık olsun ki o varlığın huzurunda ben teslimiyet arz edebileyim. Herkesin bir dönemi vardır bu teslimiyet için. Kimi erken yaşta başlar, kimi bitiş yaşında başlar. Yani belki gençlik günlerinde çok fazla başarılı görür kendisini. İşte çok para kazanır, çok önemli makamlara gelir, çok bilgi sahibi olur, çok güçlü olur. Kendinden bilmeye başlar ama bu bedenin tükenme mevsimi var. Yavaş yavaş tükeniyor. Tükenmeye başladıkça insanlar yumuşamaya başlıyor. Bazen de tabii sertleşiyor. Tükendikçe niye tükeniyorum diye kahrediyor kendi kendini. O ayrı, o çok az bir istisna. Ama çoğunluk bu şekilde. Şimdi Allah-u Zülcelal'in kendine sunmuş olduğu bu imkanı kulun öğrenebilecek olduğu affedersiniz, en rahat ve en kolay kapı peygamberlik müessesesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber, insanlığa gönderiliyor. Mekke toplumu bu noktada çok talihli bir toplum. Gerçekten seçilmiş bir toplum. Allah'ın rahmetine erişmiş bir toplum. O insanlar dünyanın geri kalan bölgelerindeki insanlardan daha rahat bir şekilde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la baş başa kalıyorlar. Ashab-ı kiram için. Tabii ashab-ı kiram için söylüyorum. İman edebilenler için. Şimdi böyle bir toplum inanırken inandığı bir kişi, güvendiği bir kişinin sözünden yola çıkarak bir yaratıcıya erişiyor. Yani güvenip inanmadığımız bir kişi bizi bir yere götüremez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güvenilen bir insan olarak peygamberliğini ifade ettiği anda o toplumun kabul edebilecek olduğu yapıda bir sosyal yönü var. Allah Celle Celaluhu onu insanların huzuruna koydu. Sen peygambersin. O da insanların önüne çıktı. İlk söylediği cümle herkesin aradığı cümle. Yalan konuşulmaması üzerine bir cümle. Yalan yok. Şimdi toplumun zayıfı yalan istemez. Güçlüsü yalan istemez. Fakiri de istemez. Hiçbir tanesi. Kölesi de istemez yani. Herkes doğru konuşulsun ister. Doğru söz acı olabilir. Doğruluk acı olabilir. Ama en azından insanlar bilir ki bu tamamdır. Aleyhissalatü vesselamın ilk inşa ettiği fikir dünyası imanla. Yani evet. Fikir dersek ona. İnsanlara ne öğretti? Dil ile ikrar, kalb ile tasdik öğretti. Bu da doğruluk üzerine kurulu. Yani dilden çıkanı kalp tasdik edecek. Mekke toplumunda yalan yok. Mekke toplumunun böyle bir derdi yok. Yani yalan konuşmayı çok böyle şey yapan bir yapıları yok. Niye? O toplumdakilerin kimseye bir şeyi yok ki. Hani borcu yok tabiri caizse. Beklentisi yok. Müslümanlar o esnada zayıf insanlar. Mali durumları güçlü değil. Mekke toplumu içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam net bir duruş sergiliyor. Allah birdir. Allah vardır, birdir, eşi benzeri yoktur, ortağı yoktur. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Şimdi bunları önüne koydu. Müminler buna inanmaya başladılar sırasıyla. Evet. Mümine sorulduğunda cevap verirken ne diyor? Bütün sıkıntılara rağmen ben müminim diyor. De korkma Müslümanım, göğsün imanla dolsun, şeriat İslam ise başımın tacı olsun derdi bizim şehit Hızır Ali Muratoğlu hocamız, mekanı cennet olsun. Onun böyle bir beyti vardı. Amin hocam. Tüm şey. Şimdi Mekke toplumu bunu söylüyor. Biz ilk defa imanla ilgili sıkıntılı cümleyi nerede görüyoruz? Bir tek ailede görüyoruz. Sümeyye ve Yasir ailesi. Değil mi? Karı koca her şeye rağmen Müslüman olduklarını haykırıyorlar. Ya işte imanı mı konuşuyorsunuz, doğruluğu mu? Doğruluğu konuşuyoruz. İman doğruluğu gerektirir.
Karı koca ilk İslam'ın ilk şehidesi o hanımefendi oluyor. Beyefendi de ilk şehit oluyor. Oğulları bakıyor ki ana vefat etti, baba vefat etti. Korka korka diliyle Müslüman olmadığını söylüyor. Hazreti Ammar. Koşa koşa geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah çok büyük bir sıkıntı oldu. Ne oldu? Annemle babama böyle yaptıklarında ben korktuğum için dilimle Müslüman olmadığımı söyledim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona o gün rahmet, bugün bize rahmet olacak cümleyi buyuruyor. Kalbin ne diyordu diyor. Kalbin mümindi deyince sen Müslümansın diyor. Şimdi o kadar enteresan bir anlatım var ki, yani ve o şehit olan insanların gerçekten şehadetinden dolayı çok üzülmesine rağmen Aleyhisselatü Vesselam onların cennetlik olduğunu ifade etmek suretiyle o ailenin evladını teselli ediyor. Şimdi evet, bizim baktığımız noktada mesele şu. İman konusu ne kadar dil ile kalbin arasındaki doğruluğu gerekli kılıyorsa hayatın her bölümü aynısını ister. Yani ben mümin olmak istiyorum diyorsa bir insan diliyle kalbi uyuşacak. Bunun dışında hayatın neresinde bulunursak bulunalım orada da dilimizle kalbimiz uyuşacak. Dilimizin söylediklerini kalbimiz yalanlıyorsa o zaman biz doğruluk ve doğru toplum konusunda sıkıntı çekeriz. Hepimiz çekeriz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dostları bu işi çözmüş. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara anlatmış. Onlar bu böyle midir? Tamam, bu konu kapanmıştır demişler. Ama birbirlerini doğrulukla, birbirlerini doğrulukla hep güvenle bir yere taşımaya çalışmışlar. Ve hiç aralarında güvene dayalı, güvenden kaynaklanan bir problem özellikle Mekke döneminde hiç yaşamamışlar. Hiç. Düşünebiliyor musunuz? Yani Mekke gibi küçük bir şehir devletinden Hazreti Cafer, Hazreti Ali Efendimizin ağabeyi yanındaki bir kısım Müslümanlarla Habeşistan'a hicret ediyor. Habeşistan evet, kralının Necaşi huzuruna emanet ediliyor Necaşi'ye. Ve Necaşi'nin huzurunda konuşulurken geliyor işte o gün Amr ibn-i Las henüz Müslüman değil. Geliyor. Diyor ki bunları bize ver. Necaşi soru sorarken en küçük bir çekincesi olmadan cevap veriyor Hazreti Cafer. Çünkü niye çekincesi olsun ki? İnandığı doğrulardan dolayı, İslam'dan dolayı zaten vatanından çıkıp gitmiş. Yani bir insan İslam'ı yaşayabilmek için yaşadığı ülkeyi terk edip başka bir ülkeye gidiyorsa, doğduğu, büyüdüğü, bütün hayatının en güzel günlerini geçirdiği yeri terk edip gidebiliyorsa, yeni gittiği dünyada yalan konuşmasına ne fırsat verebilir ki? Hazreti Cafer de onu gösteriyor. Karşısındaki insana biz yani yemek yemeye geldik, sizden para kazanmaya geldik diye bir derdi yok. Bir tek meselesi var, İslam'ı anlatıyor. İslam'ın özü de doğruluk. Zaten hadis-i şerif öyle değil mi? En-necatü fis-sıdk. Kurtuluş evet, doğruluktadır. O da onu anlatıyor ve o şekilde ortaya koyuyor. Bizim çocuklarımıza, kendimize önce tabii ki, doğru olma noktasında çok ciddi manada nasihat etmeye ihtiyacımız var. Önce kendimize nasihat etmeliyiz. Hani insan kendisiyle konuşur mu? Zaman zaman kendisiyle konuşması lazım. O zaman biz gerçekten doğru bir toplum inşa etme imkanına varırız. Yani ben burada yanlış konuşuyorsam bir başkasının yanlışını konuşmaya hakkım olmuyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an-ı Kerim ayetleri bize emrederken önce bize doğru olmayı emrediyor. Evet. Önce bize doğru olmayı emrediyor. Sonra doğrularla beraber olmayı emrediyor. Zaten biz doğru olunca doğru olmayanlarla birlikteliğimizin uzun sürme şansı da yok.
ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler hep bu noktada. Bunun yolunda doğrularla birlikte olmak olduğunu belirtiyor hocam değil mi aynı zamanda? Evet. Ya eyyühellezine amenüttekullah ve kûnû ma'assâdikîn. Ey iman edenler. Allah'a karşı sorumluluğunuzu hakkıyla yerine getirin ve doğrularla beraber olun. Bunun zımnında ne var? Bir insanın doğrularla beraber olabilmesi için önce kendisinin doğru olması lazım. Evet. Aynı şekilde tersten baktığımızda da hocam kendisi doğru olup yine yanlış kişilerle birlikte olursa bu sefer kendi olduğu doğruluk da yeterli olmuyor. Kalamaz öyle. Dediğiniz belki gibi, evet. Hani hata içinde olanları düzeltebilmek için emri bil maruf, nehi anil münker gayesiyle iyiliği emredip kötülükten sakındırabilmek gayesiyle uğraşabilir. Merhum Mehmet Akif'in bazı arkadaşları mesela o dönemlerde şey içerlermiş, alkol tüketirlermiş. Akif onları kurtarabilmek için onların gittiği kötü yerlere gider, onları yalvar yakar, alır götürürmüş dışarıya. Bunu yapmak bizim de vazifemiz. Yani Allah vermesin o şekilde ama o sıkıntıya düşmüş olan insanların kurtulabilmesi için doğruların da mücadele etmesi lazım. En azından sıkıntı içinde olmayanların mücadele etmesi lazım. Böyle bir mücadele bu şekilde devam eder ama şu olmaz. Bir arkadaş vardı, şöyle bir soru sormuştu bana, Allah rahmet eylesin. Benim bazı dostlarım var demişti, eski dönemden kalma. Ben onlarla gidiyorum, oturuyorum, onlar yemek yiyor, onlar içiyor. Ben onlarla oturmaya devam edebilir miyim? Hayır, oturamazsın dedim ben. Ama ben bir şey yapmıyorum dedi. Orada bir suç işleniyor. Allah'ın haram kıldığı bir iş yapılıyor. Allah Celle Celaluhu alkolü haram kıldı. Senin arkadaşların orada alkol tüketiyor. Sen de o masadasın. Yani o masada seni bir Müslüman görse, içmiyor olsan bile senin hakkında hüsnü zan besler mi? Hayır. Beslemez. Oturamazsın. O da çok güzel Müslümandı. Allah rahmet eylesin. Amin. Bir daha o meclise gitmedi. Onun gitme işi oradaki birkaç arkadaşını daha kurtardı. Onun dostluğundan mahrum olmak istemedikleri için zaman içinde onlar da çekildi. Tabii evet. Bizim meselemiz önce aileden başlamak. Kendi ailemizde. Bizim evimizde, bizim yakınımızda itimat edilen, güvenilebilen ve doğru olan insanlara ihtiyaç var. Bazen insan doğru olduğu için kaybedebilir. Ama kaybetmek sadece dünyaya ait değil. Yani kafası çalışan ve aldatan karşıki tarafı, hani derler ya hin oğlu hin, o uyanıklıkla evet, karşıki tarafı aldattı diye kazandı demek değil bu. Burada kazanmış olabilir ama öbür tarafta bunun hesabı var. Biz ölümden sonraki hayata inandığımız için ve Allah Celle Celaluhu böyle olmamızı emrettiği için onun emrettiği ölçülere göre hayatı şekillendiriyoruz. Buradaki hadise bizim kendimizi, ailemizi, çocuklarımızı, artık yakınımızda kim varsa onları bu toplum içinde maya haline getirebilme mücadelesi vermemizle alakalı. Hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen güvenilir bir toplumu özetleyen hadis-i şerif var. Şöyle bir kadının Allah'tan başka hiç kimseden korkmadan Hire'den Mekke'ye gelip Kabe'yi tavaf edebilmesi hususunda belirttiği bir hadis-i şerif var. Şimdi buradaki de aslında baktığımız zaman bunu kendimizle özdeşleştirecek olursak bir kadın veya erkek hiç fark etmez. Bugün biz de sokağa çıktığımızda akşam vakti yahut gündüz vakti bir mahalleye girdiğimizde, hiç bilmediğimiz bir yere gittiğimiz zaman bile acaba etrafımızdakilere güven verebiliyor muyuz? Aynı şekilde etrafımızdaki insanlar yahut oradaki bulunan kişiler bize güven verebiliyor mu? Hani mesele burada. Hani ilk başta kendimize bunu oturtmamız lazım. Biz kendimiz güven vermemiz lazım ki başkalarından da bu güveni alabilelim zaman içinde. Dolayısıyla işte mesele burada bitiyor hocam. Bizi bir başka insan yahut bizim beldemize geldiğinde, bizim mahallemize geldiğinde bizi o mahallede görürken bizden kendisine bir zarar gelecek şeklinde direkt acaba bir iç kontrol mekanizması devreye mi giriyor orada? Bundan bana zarar gelecek diye hemen bir kalkan mı indiriyor? Yoksa ya bu adamdan bana bir zarar gelmez diye mi düşünüyor? Biraz bunu sorgulamamız lazım kendimize. İşte Müslümanlar arasında
bu sıkıntının çözümlenmesinin yolu selamlaşma. Çünkü bir insan Allah'ın selamını veriyorsa, hani bunu derken de kötü niyetli olan kişilerin verdikleri selamlardan dolayı aldanalım manasında söylemiyoruz ama Allah'ın selamını vermek suretiyle taraflar birbirine belli ölçüde güven aşılarlar. Her evet. selam veren illa yaşadığımız dönem için söylüyoruz artık. Her selam veren illa bize güven veriyor anlamında değildir. Biz namaz kılanların bizi aldatmayacağına inanırız. Ama zahire bakarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifini de unutmayız. La tezurranneküm diye başlayan bir hadis-i şerif vardır. Kişinin kıldığı namaz ve tuttuğu oruç sizi aldatmasın. Onun dünyevi menfaatlerle karşılaştığındaki durumuna bakın. Şimdi demek ki Müslüman toplum içinde kaynaşmayı sağlayacak davranışları sergileyecek ama tedbiri de elden bırakmayacak. Her ne olursa olsun. Aleyhissalatü evet. vesselam Efendimizin o hadis-i şerifi Tahire'den yola çıkıp Gassanilerin diyarı diyelim ki uzak bir diyar o Mekke'ye aşağı yukarı 700-800 kilometre civarında olan Kufe diye. Civarında değil mi hocam? Evet o taraflardan yola çıkacak. Ürdün, Kufe o civarlar işte şey olarak oradan yola çıkıp Mekke'ye gelecek. Yani yalnız başına ki o dönemde bir tek başına bir erkek gelirken endişe duyabilir. Bir gün böyle bir güven toplumu oluşacak. Bunun müjdesini vermek istiyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama biz şimdi o müjdeyi kendi yuvamızda önce inşa etmemiz lazım. Evet. Biz hep şöyle bir dünyadayız artık. Genel manada insanlar böyle. Hep başkasının suçlarını konuşalım. Aa gördün mü şu şunu yapmış falan bunu yapmış. Hayır kardeşim ben kendimle önce. Ben bazen böyle samimi olduğumuz doktor arkadaşlara takılıyorum. Diyorum ki ya. Arkadaşlar bak siz doktorsunuz. İnsanların sağlığıyla ilgileniyorsunuz. Bize gelince kilomuzun fazlalığını söylüyorsunuz. Eyvallah. Tamam biz farkındayız. Ama siz hastalarınıza sigara zarar verir diyorsunuz. Kendiniz içiyorsunuz. Bunu nasıl çözeceğiz? Ne kadar tesirli olacak? Ne kadar tesirli olacak? Yani insan hep bir başkasına bir şeylerin olacağını düşünüyor. Bana bir şey olmaz. Olana kadar olmaz. Olduğu zaman yani bir insanı siz şöyle düşünün. Sağlıklı bir insanı bir hafta götürün. Hastaneden hiç çıkmamak üzere hastaneye yatıralım. Bir hafta sonra eğer hastanede yapacak özel böyle ders çalışmak, meşguliyet gibi bir işi yoksa bir hafta sonra sağlıklı insanın psikolojisi bozulur. Evet. Değil? Öyle hocam. İnsan çünkü insanın bir özgürlük bir farklı bir dünyada herkesle beraber rahat bir ortam arayışı var. Evlerde ve diğer yerlerde herkesin aradığı bu şey bütünüyle güvenle alakalı. Kendine de güvenecek, evine de güvenecek. Çoluğunu, çocuğunu buna göre şekillendirmeye çalışacak. Bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenecek olduğumuz en önemli konu belki de o güven toplumunu inşa ederken yalan söylememek. Birinci mesele bu. Yalanın söylenmediği toplumda geri kalanlar bir şekilde inşa edilir. Aleyhissalatü vesselam da zaten hadis-i şerif de şöyle buyuruyor. Mümin şu hatayı yapar, şu hatayı yapar, şu hatayı yapar diye sıralıyor. Ama yalan söylemez. Bütün maddeleri sayıyor. Aklımıza gelebilecek bir insanın yapabileceği bütün hataları müminin gafletle yapabileceğini söylüyor. Ama mümin yalan söylemez buyuruyor. Şimdi evet. bu çok ilginç bir anlatım bizim için. Yalan söylemeyecekse bir Müslüman, o zaman bu toplumu kuracak olan kişilerin ilk cümlesi bu olmalı. Biz kendi çevremizdeki insanlara güven toplumunu inşa etmek istiyoruz dediğimiz dakikada, sahabe-i kiramın özellikleri olmalı. Sahabe-i kiram ki hiçbirinde yoktur. Yalan söyleyen insanlar olsaydılar onlardan bize İslam gelebilir miydi? Gelmezdi. Gelmezdi ki. İslam'ı bize öğreten sahabe-i kiram efendilerimiz. Evet. Hadis-i şerifleri nakledenler, Kur'an-ı Kerim'i nakledenler, onları aktaranlar.
Hepsinden bahsederken ne diyoruz? Yalan konuşmak üzere ittifak etmesi düşünülemeyecek bir toplum. Hem sayıca hem ahlakça. Yalan söyleyecek olsaydılar kimse kimseye inanmazdı. Şimdiki gibi görsel medya şu benzeri bir dünya önümüzde bizi bilgilendirecek bir şey yok ki. Henüz sesler de kayıt altına alınamadı dünyada. Evet. 1500 yıl öncesinin seslerini kimse yakalayamadı henüz. Bir gün yakalayacaklar, ayrı mevzu. Ama onların yalan konuşmadığına herkes ittifak ediyor. Hatta hocam bu hadis sistematiğinde hadislerin rivayeti, işte rivayet eden kişiler vesaire araştırılır, bakılır. Bunlar güvenilir mi? Hadis ilminde böyle hususlar vardır. Yani bir hadisin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan günümüze kadar gelmesi öyle kafadan atma bir şey değil yani. Bir sistematiğe dayanır. Dolayısıyla burada da bakılır ravinin. Hatta bazı raviler mesela hadis toplamak için bazı kişilerden hal ve hareketlerini incelemişler. Aylarca incelemişler. Acaba bu adam hayatında yalan konuşuyor mu? Yaptığı davranışlar söyledikleriyle çelişiyor mu? Vesaire şeklinde. Ama sahabe ikrama gelince onlar için diyoruz ki onların raviliği tartışmasızdır. Yani evet. Çünkü onlar güvenilirdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın inşa ettiği bir toplumdur. O toplumun da dayanak noktası, temel noktası güvendir. Haliyle onları sorgulamıyoruz güven konusunda. Yani o hadisi aktardı. Acaba sahabe burada yalan mı söyledi? Tartışılmıyor. Hepsini adil kabul ediyor. Odül diyoruz ya şeyde, evet. Hadiste özel tabiriyle. Yani asla bu noktada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize aktardıklarında hatalı bir, yani kasıtlı bir hata yapmazlar. Kasıtlı bir yanlış söz söylemezler. Bu çok enteresan bir şey. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın inşa ettiği toplumun en belirgin vasfı doğru sözlü olmaları. Yani böyle bir toplum. Ve bu da sadece Müslümanlara karşı değil hocam. Aynı zamanda gayrimüslimler, evet, nazarında da böyle. Bu da çok önemli bir husus. Yani bugün dünyanın aradığı insan profili güven duyulabileceği insan. Bugün bir Avrupa'ya gittiğiniz zaman, Amerika'ya gittiğiniz zaman yahut farklı bir ülkeye gittiğiniz zaman ülkenin inancı ne olursa olsun sizin karakter olarak oradaki verdiğiniz imaj onlar için önemlidir. Acaba bu insan güvenilir mi değil mi? Mesele burada bitiyor onlar için. Kesinlikle. Haliyle yani işte biz bugün Müslüman olarak hani gayrimüslimler nazarında nasılız yahut onlara verdiğimiz imaj nasıl vesaire ayrı bir mesele ama Müslümana en basitinden evvela Müslümana verdiğimiz bir imaj nasıl? Bunu bir sorgulamamız lazım. Yani biz gerçekten bir Müslüman için onunla ticaret yaparken, komşuluk yaparken, yolculuk yaparken acaba o insandan bir menfaat umarak yahut onun güvenini zedeleyici hususlarda mı hareket ediyoruz? Yoksa tam aksine gerçekten o insana bir güven verici, o insana bir örnek olacak ve o insanın da bizimle tanıştığı için şükredici bir vesile mi oluyoruz? Tabii bir günlük iş değil bu. Yani evet. Bir insanın güven duyulan insan haline gelebilmesi için o yaşadığı toplumda onun bilinir olması lazım. Biz tabii şöyle bir şey düşünelim. Mesela ülkemizin her bölgesinde değişik hizmetler yapan seçkin insanlar var. Bu farklı farklı meslek gruplarından olur. Ama en çok güven duygusu aranan meslek grupları bizzat insanla meşgul olanlardır. Mesela evet. Doktorun asla yalan söylememesini isterler. Hocanın asla yalan söylememesini isterler. Yöneticinin asla yalan söylememesini isterler. Çünkü bu üç sınıf, bunun dışında sınıflar da var da, bu üç sınıf özellikle toplum içinde hizmet verdikleri için insanların öyle düşünmeden güvenebilecekleri kişiler olmalı. Yani ben buraya gidersem burada doğru bilgiyi alırım. Asla yanıltılmam diyebilmeliler. Veya onların yapmış olduğu açıklamalar herkes tarafından kabul edilebilir açıklama olarak görülür. Şimdi yani toplumu o gün için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve yanındaki rehber olan öğretmenler vardı. Hazreti Mus'ab gibi, diğerleri gibi. Onlar Efendimizin yardımcıları olarak toplumu inşa ediyorlardı. Biz bugün yaşadığımız hayatta toplumu inşa ederken
aile içinde anneler ve babalar olarak biz yavrularımızın yuvasını inşa ediyoruz. Okullarımızda öğretmenlerimiz inşa ediyor. Ekranlarımızda yöneticilerimiz inşa ediyor. Veya herhangi bir sağlık noktasında bir ihtiyaç olduğunda güvendiğimiz doktorlarımız inşa ediyor. Toplumda inşa eden bir kişi yok artık. Dolayısıyla toplum inanç değerleriyle bir yerlere doğru gelecekse inandıklarına göre konuşan, inandıklarına göre yaşayan ve inandıklarına göre söyleyenleri aramaya başlıyoruz. Herkesin evet. inancı attığı her adıma yansıyor. Hocam Hazreti Ömer'e atfedilen bir söz vardı bu noktada. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin lütfen. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız evet. şeklinde. Yani mesele aslında burada çok önemli hocam. İşte biz o değerlerimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında gördüğümüz o örnekleri alıp da hayatımızı aksetmezsek eğer bu sefer hayatımızda yaşadığımız yanlış şeyleri artık hani din buymuş şeklinde algılamaya başlarız. Dolayısıyla bu da bizi farklı bir yola götürür Allah muhafaza. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da o inşa ettiği toplumda hocam bakıyoruz ki ashab-ı kirama Efendimizin yaptığı davranışlar onlar için bir ölçüt. Hatta o kadar ileri gitmişler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaparsa onu örnek aldıkları için namazda dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakkabısını çıkartıyor, cemaat de ayakkabısını çıkartıyor. Efendimiz namazı bitirdiğinde bakıyor, ashab-ı kiramın ayakkabısı yok. Diyor ki siz niye çıkardınız? Ya Resulallah sen çıkardın. Efendimiz... Ayakkabı deyince bazı kardeşlerimiz, genç arkadaşlarımız eksik anlamasınlar. Evet. Onların giyindikleri rükû ve secdede, tahiyyatta otururken engel olmayacak özellikte bir de havanın çok sıcak oluşu sebebiyle ayaklar yanmasın diye sandalet tarzı olan şeyler. Evet, bugünkü yani, gibi bugünkü gibi değil. Böyle düşünülmesin. Dolayısıyla orada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cebrail bana geldi, ayakkabımda pislik olduğunu söyledi, ben de bu sebeple çıkardım diyor. Yani buradan da baktığımız zaman mesele yaptığı her davranışı tutup hayatlarını aksediyorlar. Çünkü güvendikleri bir insan var evvela ve bakıyoruz ki o insanın yaptıkları Cenab-ı Hak tarafından bizatihi o insana indirilmiş, o insanın da tebliğ ettiği bir din var. Bunu alıyorlar. Tabii bunu da ayırt ediyorlar hocam. Ayırt ederken de bazı hususlarda Efendimiz'e gelip diyorlar ki ya Resulallah bu senin kendi düşüncen mi yoksa Allah'ın sana bildirdiği bir şey mi? Bunu da biliyoruz yani bazı evet. hususlarda, oradaki davranışlarda. Yani bunu da bir Müslüman olarak biz iyi bir şekilde ayırt etmemiz lazım. Ama Efendimizin hayatı bizim için en güzel örnektir. Alıp hayatımıza tatbik etmemiz lazım. Yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günkü müşrik toplum, hocam cahiliye devri dediğimiz devir, sadece Arap toplumu değil belirttiğiniz üzere tüm dünyada olan yani pisliklerin, kötülüklerin hakim olduğu bir toplumdan bahsediyoruz. O toplumu alıp hangi seviyeye getiriyor? Nereden alıp hangi seviyeye getiriyor? Bununla alakalı da bir sahabi hocam, Cuma namazına yetişmek için abdest alıyor. Hızlı bir şekilde yetişmek için hareket ederken bir karıncayı eziyor ve ezdiğini görüyor. Çok üzülüyor karıncayı ezdiği için. Ağlıyor yani daha doğrusu. Ben bir karıncayı ezdim diye. Sonra Cuma namazından sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip diyor ki ya Resulallah ben diyor böyle bir hata yaptım. Bir karıncayı ezdim. Bunun diyor işte günahı nedir şeklinde bir soru soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da rivayete göre diyor ki işlediğin en büyük günah bu mu diyor. Hayır ya Resulallah ben cahiliye devrinde kız çocuğunu diri diri toprağa gömmüş bir babayım. Nasıl oldu anlatır mısın? Ya Resulallah o gün kızımı gömeceğime, onu gömeceğime götürüyorum diye söyleyemezdin. Dedim ki seni dayına götüreceğim. Annesinden de rica ettim en güzel elbiselerini giydir diye. En güzel elbiselerini giydirmişti ve ben kızımı getirdim. Orada kazdım toprağa ve kızımı itmeye çalıştım. Ben onu iterken o üzerime gelen tozları silkeliyordu. Ve ben bunu aldırış etmeden onu ittim, onu gömdüm. Tabii bunu dinleyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok üzülüyor hocam. Yani o mübarek gözyaşları mübarek sakalını ıslatıyor. Diyor ki tekrar anlatır mısın? Adam tekrar anlatıyor sahabe efendimiz. Allah Resulü daha çok ağlıyor.
Diyor ki tekrar anlatır mısın? Tabi orada ashab-ı kiram var, diyorlar ki yeter, görmüyor musun? Allah Resulü bu kadar üzülüyor. Adam tekrar anlatınca Allah Resulü diyor ki işte Allah'ın bana indirdiği, benim size tebliğ ettiğim din budur. Karıncayı dahi, o kız çocuklarını diri diri toprağa gömerken karıncayı dahi incittiğinizde üzülecek hale geliyorsunuz. İşte hocam mesele burada. Yani bir toplum var, o toplumu alıp nereye taşımış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte bugün biz de fert olarak acaba neydik, nasıldık ve şu an hangi seviyeye geldik? Her geçen gün, her geçen saniye acaba bizi iyiye mi götürüyor yoksa kötüye mi getiriyor? Bunu düşünmemiz ve sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii burada şey çok önemli. İnsanın din terbiyesiyle nereden nereye geldiğini, imani değerlerle nereden nereye geldiğini çok iyi konuşmak lazım. Bu noktada din eğitimi veren, din terbiyesi veren kişilerin çok büyük sorumluluğu var. Eğer İslam'ın öngördüğü ölçülerde çevresindeki insanları ezebileceğini anlatan bir kısım yanlış konuşmalar yapanlar olursa en iyi insanlar vahşi hale gelebilirler. Bugün yaşadığımız dünyada örneklerini görüyoruz. Adına din savaşları diyorlar. Bunun dinle alakası falan yok. Belli yerlerde yapılan sıkıntılar, belli yerlerde çekilen sıkıntılar. İşte bunların örneklerini gördük. Gazze'de, diğer taraflarda, Filistin'de, Rusya, Ukrayna'da, işte İkinci Dünya Harbi'nde. Yani dünyaya baktığınız zaman her dönemde bir inanan topluluğu katleden birileri var. Dün işte Musa Aleyhisselam'a inananları öldürenler, sonrasında İsa Aleyhisselam'a inananları öldürenler, sonrasında Müslümanları öldürenler, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inananları öldürenler var. Dünyada böyle bir vahşet var. Burada en önemli mesele şu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünden daha önemli bir şey var bence. İnsanı yaşat ki insanlık yaşasın. Yani bizim devletimizin yaşaması çok önemli. Biz kendi devletimizin içinde bu cümleyi kurarız. Ama dünyanın başka yerlerine gittiğimiz zaman insanı yaşat ki insanlık yaşasın deriz. Şimdi dünyadaki bakış ölçülerine göre insanları katleden insanlar var. İşte gördük örneklerini bunların. Gazze örneği önümüzde duruyor yani. Çok uzak değil. Bunun ötesinde İkinci Dünya Harbi de önümüzde duruyor. Yani Hitler'in bir dünya insanı öldürdüğü 60 milyon insan İkinci Dünya Harbi'nde öldürülmüş. 60 milyon insan İkinci Dünya Harbi'nde öldürülmüş. Artık vesikalarda gördüğümüz. Bunun içinde belli inanç grupları, hadi bir bölüm birbiriyle harp ediyor. Oradaki Hristiyanlar birbiriyle harp ediyor. Avrupa'da işte Rusya'sı şudur. Ama arada Musa Aleyhisselam'a inanan bir Yahudi toplum var. Onu da özellikle öldüren bir kitle var. Şimdi dünyaya baktığımızda sonra dönüyorsunuz, geliyorsunuz. Filistin'de öldürülen bir toplum var. Yani şehit edilen bir Müslüman toplum var. Sadece Müslümanı da öldürmüyor. Filistin'deki Yahudi Hristiyanı da öldürüyor. Yani onu da affetmiyor. Dolayısıyla bu insan öldürme veya insana zarar verme fikrini veya insanı aldatma fikrini eğer bir din adına birileri veriyorsa bununla alakası yoktur. Çünkü yegane din İslam'dır. Allah katında yegane din İslam'dır. Ve İslam asla ne şartta olursa olsun yalan konuşmaya, insanı haksız yere öldürmeye izin veren bir anlayışı insana öğretmez. Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din Muhammed de bu Hamidullah mudur? merhumun Hazreti Peygamber'in Savaşları diye bir kitabı vardır. Orada ısrarla şunu vurgular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmet peygamberidir. Onun katılmış olduğu bütün harplerde ölen insan sayısı 250'yi geçmemiştir der. Onları da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresindeki insanların savunma yapmak zorunda kaldıkları için savunma esnasında bu işin gerçekleştiğini söyler. Dolayısıyla hani bir karıncadan geldiğimiz yere bakacak olursak insanları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
yaratılmış bütün varlıkları değerli görmek üzere yetiştiriyor. O sözlerin arasında asla yalan yok. Yaratılmış bütün varlıkları kıymetli görüyor. Yani şimdi şöyle düşünelim. Tarlada gidiyoruz. Bize zarar vermeyen bir yılan gidiyor. Şimdi ya ben bunu öldürmek zorundayım demez bir Müslüman. Evet. Müslümanın yapısına uymaz. Bütün yılanları öldürürseniz, çok affedersiniz, farelerden kurtulamazsınız. Farelerin tamamını öldürürseniz, hani nadas yakıyorlar ya, anız yakıyorlar. Evet. Hepsini yakacak olursanız, böceklerden kurtulamazsınız. Allah Celle Celaluhu'nun kainatta kurduğu bir sistem var. O sistem içinde iş yürüyecek. İnsan da insanı öldürmeyecek. İnsanın, insanı hani maddeten öldürme biçiminin dışında bir de manen öldürme biçimi işte. Yalan söylemek, karşıdakini aldatmak. Aldattığı takdirde toplum inşa edilemiyor. Yeni bir toplum, iyi bir toplum inşa edemediğimiz takdirde kadın kocasına güvenemiyor. Koca karısına, çocuk babasına, baba çocuğuna güvenemediği bir toplumda neden bahsedebiliriz ki biz? Hazreti Peygamber'e güvenen ve inanan insanlar ümmet oldular, ümmet. Evet. Biz ümmet olamadık. Biz bugün dünyada ümmet olmayı başaramadık. Bak hacı olduk, defalarca hacı oluyoruz. Ümreci oluyoruz. Bunun dışında pek çok şey oluyoruz. Ama tek vücut haline gelebilen, Müslümanın derdiyle dertlenebilen insanı insan olarak sevebilen bir ümmet olma yolunda başarılı değiliz maalesef. Ne 19. asırda başarımız var, ne 20'de başarımız var. Geriye dönüp baktığımızda ne 21'de başarılı olacağız gibi görünüyor. Ümitsiz değiliz. Ama derdimiz sınırlandı. Karşısındaki insana bir şeyi yanlış söyleyerek onu aldatıp geçmeyi maharet zannediyor. Kendisine evet. verilen bir makamda birilerini aldatabilmeyi veya o makamdan bir gelir elde edebilmeyi, oraya ait bir şeyi alıp götürmeyi ve yakalanmadığı takdirde de burada rahat bir kendi iş dünyasında bak işte ben bunu becerdim diye düşünebilmeyi meziyet zanneden bir hale geldik. Niye Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Kubeys Dağı'ndaki ilk cümlesi اِنَّ الرَّائِدَ لَا يَكْذِبُ اَهْلَهُ diye başlıyor. Yöneten kişi asla yönettiği insanlara yalan söylemez. Ki o yalan söylüyorsa geri kalanın nesi kaldı ki? Baba çocuğuna yalan söylüyor, yalan söylemeyi öğretiyor. Orada güvenilen bir toplum oluşmaz. Bugün baba yalan söylerken yarın çocuk yalan söyleyecek. Herkes birbirinin yalanını bir şekilde yakalayacak yani. Bunun yakalanmama şekli yok. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hocam işte Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların selamette kaldığı kimsedir vurgusunu defalarca yapmıştır. Yani bizim elimizden, dilimizden diğer insanlar selametteyse, diğer insanların da elinden ve dilinden biz selametteysek işte o zaman orada bir güven toplumu oluşmuş demektir. Bu şekilde de bir ümmet kesinlikle oluşur hocam. Hocam Allah razı olsun, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Dert büyük olunca Rabbim tesirini halk eylesin. Inşallah. Kıymetli seyircilerimiz, bugün Masum Manlıoğlu hocamla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın inşa ettiği güven toplumundan bahsettik. Efendim Cenab-ı Hak cümlemize o toplumdan ibret alarak hayatımızı idame ettirmeyi nasip eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.